İlgecim, hoş geldin. Selam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Gayet sesimiz ve görüntümüz sanırım iyi geliyor. Evet, ben kulaklık takmadım. Ses iyiyse takmak istemiyorum. Yani şu anda ben yankılanmıyor ses galiba. Ama yine kulaklığın yanında dursun. Ola ki yankı yaparsa böyle bir Yanımda B planı yanımda. olarak. Hazırda. Süper. Tabii bu arada birbirimize iyi geliyoruz ama dışarıdan da iyi görünüyor muyuz acaba? Sevgili Merve'den güzel bir yorum geldi. İzmir'den taşınınca sizin toplantıda katılamıyordum. Üzülmüştüm. Bu mutluluk verici olmuş. Süper. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Evet. Dilgecim, nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Valla iyiyim. Böyle seninle de sık sık görüşüyoruz ekranlar karşılığında. O yüzden daha da mutlu oluyorum. Evet ya, gerçekten. Eskisinden daha sık görüşüyoruz hakikaten. Yani tabii bu uzaktan eğitim araçlarının ya da uzaktan iletişim araçlarının diyeyim avantajı o. Güzün biraz hışırtı var ama çok az demiş. Ama yine takipte olun olur. Bir şey olursa yazın biz hemen yorumlardan takip ederiz. Ben bugün 4 tane etkinlik yaptım. Artık bir tanesine kulaklık takmayayım. Bu 5. diye düşünmüştüm ama hadi hiç riske atmayalım. Takayım. Şöyle. Evet, Sesim de eskisinden kalmadı. daha yoğun mesailerimiz var aslında, değil mi? Yani evdeyiz ve bilgisayar başındayız diye biraz yoğun oluyor işler. Evet. Eskisinden hiçbir fark yok bence yani. İş temposu düşmedi. Artmış bile olabilir. Süper. Bu arada sesin daha net gelmeye başladı. Sevgili Öyle de mi? yazıyor, Tamam. senin de güzel yorumunu gördük. Yani ama bir yandan da aslında sohbette başlamış oldu. İster istemez zamanını doğru kullanmak zorundayız hepimiz bu devirde. Çünkü her şey çok hızlı. Ve bir yandan da bu tip etkinlikleri en azından evlerimizde belli saatlerde ya da işte teknolojiler yardımıyla yapıyor olmaktan da mutluyum ben açıkçası. Gitmekle gelmekle hem zaman doğru kullanmış oluyoruz. Tabii ki gönül ister yan yana olalım ama buna da şükür. Yo, yani ben açıkçası bu hastalık ve tabii ölümler, bunlar çok üzücü ama bir yanıyla hayatımın en keyifli dönemini yaşıyorum. Yani evde olmak, ki ben kendimi çok gezenti bir insan zannederdim. Evde olmak bana iyi geldi. Yapamadığım bir sürü şeyi yapıyorum. Çocuğumla vakit geçiriyorum. İyiyim ya. Bayağı iyiyim yani. Bitsin istemiyorum Kesinlikle. adeta. Ben ya halimize şükür ben de aynı fikirdeyim. En azından bizim işlerimiz böyle artık böyle lüksleri olan işlere döndü. O yüzden ben de mutluyum çünkü maddi olarak da manevi olarak da gerçekten dünya insanları olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Ve bu süreç daha uzunca da aksiyonlarıyla beraber peşinden gelen etkilerle beraber devam edecek. Ama fiziksel sağlığımızla beraber hani hatırlarsın ilk günden beri konuşuyoruz. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumak çok önemli. O yüzden ki biz korumak konusunda çizgide yaşayan insanlarız. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Şüphesiz. Evet, şimdi şöyle bir ısı motoru atmış olduk. Müsaaden olursa ben gene o klasik girişimi yapayım. Sonra bugünkü sohbetimize başlamış olalım. Tamam. Evet efendim, hoş geldiniz. Benim ismim Yusuf, Zikzak Grup'ta çalışıyorum. Bugün çocuk edebiyatı sohbetlerinde sevgili Bilge Güney ile beraberiz. Aklına sağlık sevgili Nevzat Söer Sezgin'in bize böyle bir fikir attı. Ve böyle güzel fikirlere biraz yatırım yapmanın, biraz böyle sistematik buluşmalar yapmanın avantajlarından biri altından neler çıkacağını bazen kestiremiyorsunuz. Şimdi böyle bizi izleyenleri kıskandırmayayım ama Nevzat Söer Sezgin'in elinin değdiği çocuk ve gençlik edebiyatına meraklı olan insanlar sevgili Dilger'in deyimiyle sanki aynı okuldan mezun olmuş ve mezunlar birliğinde birbirini tutan, birbirinin işlerine katkı koyan, onlara her zaman fikir veren insanlarmış gibi davranıyor. Açıkçası bugün de Nevzat Öğretmen'le bir mesajlaşmamız oldu. Orada onu şunu söyledim, size de paylaşmak isterim. Dedim ki ya bu programları böyle işte bir 4-5 haftadır yapıyoruz. Nereden baksan 15. program bugün. Haftada 2 tane olsa 7-8 olmuş. 4-5 haftaya da geçmişiz. Bu programlarda bizler de birbirimizi çok daha yakından tanıma şansına sahip olduk. Çünkü farklı gruplardan katılımcılar var. Birbirimizin farklı renklerini görmüş olduk. Öyle olunca da fikirleri, projeleri doğuruyor. Ki dünkü Hasan'ın örneği, Hasan Karaca'nın örneği çok güzel bir örnek oldu hepimize. Böyle hepimizin bulunduğu gruba böyle bir taş attı. Ertesi gün bir fikir ve proje çıkmıştı bile. O yüzden çok mutluyum açıkçası böyle bir ekibin parçası olmaktan. Oradan daha çok ilginç şeyler çıkar. Çünkü Nevzat Söer Sezgin etkisi diyorum ben buna. O bulaştı bir kere. O sürekli üretme hastalığı yapışıyor insanın üzerine ondan sonra ve durmuyor.
Bence gerçekten öyle olacak. Yani bu kalabalıklaştıkça mezunlar, ki zaten aslında bir sürü var onun, ama hani bizim bu yeni nesil diyelim, yeni nesil mezunlarından bir sürü ortak proje ve bence hakikaten birbirimizi tutmalıyız bu işlerde. Birbirimizin destekleyip birbirimizin arkasında olmalıyız. Yani ben kendi adıma yapabilmek isterim böyle bir şeyi. Bence çok hoş bir birliktelik oldu. Yani özellikle aslında bir yandan çok da güzel oldu. Çok güzel bir yerden sohbete başladık. Bu arada neden bugün tekrar Dilge ile beraberiz diye soranınız olmaz ama ben gene de bir açıklamış olayım. Biz sevgili Dilge ile ilk buluşmaya başladığımızda, yani sanırım 1 Nisan günüydü, değil mi Dilge? İlk buluşmada O birlikteydik. kadar hatırlamıyorum doğrusu, ama ilk konuktum, onu biliyorum yani. Evet, ben hani 1 Nisan şakası hikayesinden hatırlıyorum, o da böyle aklımda yer etmiş. Hani senin sağın solun belli olmaz, programa çıkacağım deyip şaka deyip çıkmazsın falan. Oradan O aklımda kadar değil kalmıştı. yahu. Ama bir tedirginliğini yaşamıştım ben yine de, ne olur ne olmaz diye. Diran'da senin de anlatırsan tam olacak bence. işte ya, o zaman bu programlara başladığımızda henüz daha bu işte Instagram'daki yaptığımız canlı yayınları indirmeyi, onu tekrar yüklemeyi falan henüz keşfetmemiştik. Dilge, Başak ve Ayfer'in yayınlarının yaptıktan sonra bu formatı öğrenmiş olduk. Bu güzel buluşmaları, bu tatlı sohbetlerinde öyle 24 saat kadar küçük bir zaman diliminde orada kalmasını istemediğimiz için de diğer tüm buluşmaları, çünkü hem Instagram TV'ye Zikzak Grubun, hem de web sitemizdeki blog bölümüne zikzakgrup.com'a hepsini koyduk. O yüzden Dilge, Başak ve Ayfer'le bir tur daha sohbet edeceğiz. Ve onların da bu güzel kayıtlarını almış olacağız. Bu arada böyle çok uzun uzun güzel yorumlar geldi. Bu soruya geleceğim. Sen Leman isimli bir isminiz var. Muhtemelen kendisiniz değil ama bir müsaadeniz olursa birazdan tabii ki seve seve o soruya döneceğim. Ama önce ben az önce başladığımız muhabbetten böyle bir devam etmek istiyorum sevgili Dilge. Özellikle deneyimli bir yazarsın. Yani sen bizim aile içimizdeki yazarlık sürecine belki en önce başlayanlardan, bir dolu güzel, sanırım 7 taneydi değil mi en son? Yedincisi henüz çıkamadı. Yani bir İngilizce sayarsan 7 de, yedincisi koronaya takıldı. Ama tamamlanmış yani şu anda matbaada Evet, olan. bitmiş. Hatta bu akşam öyle bir karar verdim. Onun giriş kısmını okuyacağım. Geçen Aa, sefer gün süper. tekrarı olmasın, evet. Süper. Bu deneyimin bizim için çok önemli. Özellikle şunu merak ediyorum sen. Böyle bir ekibin parçası olmak ve fikirlerini, ürettiklerini daha baskıya, daha görücüye çıkmadan önce bu ekipteki deneyimlerle paylaşmak sana ne hissettiriyor? Sen bunun nasıl bir avantajını görüyorsun? Ya bir kere bu tekrar hani Nevzat Şersezgin'e geri dönmek gerekirse, onun tornasından çıkan insanlarda bir ortak ruh oluyor, bir ortak bakış açısı. Yani bu zaten hani buna elverişli bir ruh haliyle geldikleri için mi böyle? Yoksa onu tanıdıktan sonra çok büyük bir değişim mi geçiriyoruz hepimiz? Yani ben kendi adıma çok radikal bir değişim geçirdiğimi söyleyebilirim, ama hani bu herkese mi oluyor? Bilmiyorum, ama bir biçimde herkes ortak bir ruhla hareket edebilir hale geliyor. Bence ondan öğreniyoruz böyle bir şeyi. Ve bu yüzden de ben aklıma bir fikir geldiğinde bu gruba, ki bu grubun son dönem öğrencilerini aslında yakından tanımıyorum, ama buna rağmen öyle bir rahatlık hissediyorum ki, bu da sadece yani Nevzat Hoca'nın öğrencisi olmasından ötürü tanıdıkmış duygusu uyandırıyor ve her şeyi söyleyebilirim, her şeyi hep birlikte yapabiliriz, deneyebiliriz ve ortaya da bir şeyler çıkarabiliriz hissini bana veriyor ve bu çok konforlu bir şey. Çünkü çocuk edebiyatı zaten, yani özellikle de ben farklı bir alandan geliyorum. İşte hukukçuyum. Zaten benim çevremdeki insanlar çok sınırlılar. Bu ortak zevki paylaşabileceğim insanları bulmak çok kolay değil. Şimdi böyleyken bu kadar hem onun öğrencisi olup üstelik de çok yaratıcı insanlar denk geliyor. Bazen hiç tanımadan vay be diyorum, yani yaptıkları şeyi okuyup veya duyup. O yüzden çok büyük bir konfor alanı, çok keyifli. Bende de şöyle bir his uyandırıyor bir yandan. Hep böyle çok ünlü edebiyatçıların anılarında, hikayelerinde okuduğumuz şeyler vardır ya, böyle edebiyat kahvesinde toplanmak gibi. Hani tırnak içinde söyleyeyim, belli meyhanelerde bir araya gelmek gibi. Sohbethane diyelim belki oraların ismini. Ve birbirleriyle deneyimlerini paylaşmak, hayallerini paylaşmak ve aslında birbirlerinden beslenmek bence eşsiz bir şey. O yüzden de umarım öyle bir şey yakalamışızdır. Öyle bir dinamik yakalamışızdır ve açıkçası ben hepimizin buna yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık günümüzde her şey hem çok hızlı hem çok karmaşık ve birbirimizden beslendiğimiz ortamlar çok daha
yetkin olabilmek için fırsat gibi geliyor bana. Bence de katılıyorum. Ve senin bu arada şunu da söyleyeyim, Zikzak kitaplık da böyle hani aklıma o geliyor, Atilla İlhan'ın şiirlerinde Tuvabiyen kahvesinde buluştuk falan, böyle hani öyle şeyler oluyor. Bizim de Zikzak kitaplıkta o kadar havalı gelmedi Fransızca olmadığı için kulağa, ama Zikzak falan deyip şöyle. Bizim için de öyle bir yer orası bir yanıyla. Ben yani Zikzak özelinde de söyleyeyim aslında, hani belki konumuz tam olarak değil ama ben orada çok fazla şey öğreniyorum ve sadece bu grup değil, bu grubun dışındaki katılımcı insanlardan da çok fazla beslendim. O yüzden o Tuvabiyen kahvesi tadında bir yer olduğu söylenebilir. Yani hepimizi çeken tarafı o açıkçası, yoksa gerçekten bazen şartlar çok zorlaşabiliyor ama tutulduğumuz taraf orası olduğu için çok doğru, haklısın. Bu arada sevgili Pelin Öğretmen'in güzel yorumlarınızı gördük. Şöyle bir yorum gelmiş, ben onu hemen sana bir sormak isterim. Devamını okuyamadım ama Ömer Seyfettin'in Kaşığı adlı eserinin ilk kademede okutulmasını nasıl buluyorsunuz? Lisedeki bir edebiyat öğretmeni olarak soruyorum. Bazı öğrencilerim için travmatik bir okuma olmuştu o yaşları için demiş. Ömer Seyfettin, yani belki bizden bir nesil önceki ya da işte 1950'ler ve ortasından sonraki o zamanki çocuk edebiyatı kültüründeki yazarlarla ilgili fikrin nedir? Çocuk edebiyatı olduğunu düşünmüyorum Ömer Seyfettin'in yaptığı işlerin. Ben de bir okumuş öğrenci, yani Kemalettin Tuğcu'ya yakalanmadım ama Ömer Seyfettin'e yakalanmış nesillerim ve hiçbir anlam veremediğimi o diyet, işte bomba o yaşlarda okuduğumda, ya insanı kitap okumaktan soğutabilir. O kadar beni rahatsız ettiğini hatırlıyorum. Neyse ki öyle bir etki yapmamış. Yani mutlaka çok önemli bir edebiyatçı ama yeri çocukların arasında değil. Ama bu yani bugün hala karşılaşılan bir örnek. Çeşitli okulların mesela ortaokul listesinde, şimdi aklıma gelse söyleyeceğim ama öyle kitaplar gördüm ki, yani çocuk lisede bile okuturken insan düşünebilir bunu. Ömer Seyfettin de zaten bu kadar çocukların kitap okumakta zorlandığı bir dönemde, işte televizyon, bilgisayar oyunları, bunlar gibi bir sürü cazibesi olan ve kolay ulaşılabilir, kolay anlaşılabilir araçların bulunduğu bir dönemde böyle kitaplar tabii son derece riskli buluyorum. Bir yandan da şu konuda da sana katılıyorum. Maalesef ki öğretmenlik mesleğinin deneyimlendiği üniversiteler, eğitim fakülteleri, hangi branştan olursa olsun, bazen pratik öğretmenlik hayatıyla ilgili bize deneyim aktarmakta zorluk yaşayabiliyor. Bu her üniversite için geçerli olmayabilir, her bölüm için geçerli olmayabilir ama eğitim fakültesinde aldığımız dersler, eğitimler, bizim son öğretmen olduktan sonraki ortamımızı bazen çok da kolaylaştırmayı biliyor. Çocuk edebiyatı da biraz böyleydi. Çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili üniversitede aldığımız dersleri ben hatırlıyorum. Yani açıkçası çok bir şey hatırlamıyorum. Yani ki ben meraklısı olmama rağmen, ben ne zamanki sınıfa girip çocuk edebiyatı ürünlerinin aslında çok çekici olduğu, hayal gücünün çok zengin olduğu ve çocuklarla çalışırken aslında aramızda çok güzel köprüler kurmaya vesile olduğunu fark ettiğim zaman çocuk edebiyatı benim için biraz daha kafa yorulası bir şey oldu. O yüzden ben de öğretmenlerle ilgili böyle bir şeye katılıyorum. Ama biz öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin doğasından gereği öğretmen olduktan sonra mesleki gelişimimize ve kişisel gelişimimize yatırım yapmak zorundayız. Bu başka meslekler için farklı şekillerde söylenebilir ama bunu eminim sınıf öğretmenlerim ya da okul öncesi öğretmenlerim kabul edecektir. Bir yıl arayla bile gelen çocuklar arasında ortalamada çok ciddi farklar yaşanabiliyor artık günümüzde. O zaman karşımızdaki hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun kendimizi sürekli donanımlandırmamız gerekiyor. Kendimizi güncellememiz gerekiyor. Çocuk edebiyatına olan tanışıklığımız ya da kaliteli çocuk kitaplarına olan tanışıklığımız ne kadar yüksekse bence o kadar zırhımızın güçlü olma ihtimali var. Ya bütün bunları söylerken çok iyi örnekler de var. İşte geçen hafta mıydı, Uğraş'la olan program diyorum artık, iyice kendimi televizyonda zannettim herhalde. Canlı yayını izlediğimde onu düşündüm. Ya zaten ilk defa gördüğüm şeyler değil ama bu işi aşkla yapan insanlar da çok yaratıcılar. Bir tarafıyla da böyle izlerken insan, ya ne güzel şeyler üretiyorlar. Yani benim Zikzak'ta sıklıkla karşılaştığım şey, Uğraş üzerinden örneği verdim. Ya bir yanıyla bu kalbiyle yapan insanlar, evet yapıyorlar ve bence olağanüstü de etki yaratıyorlar. Bir yanıyla da tesadüfen birçok insan gibi Türkiye'deki eğitim sistemin içine savrulmuş ve tesadüfen bu mesleği seçmiş insanlar da elbette bir önceki öğretmenin seçtiği kitaplar üzerinden çoğunlukla okumadan bu işi götürebiliyorlar. Bu ülkenin dinamikleri böyle, yani çok yapılacak bir şey yok bu anlamda. Ama bir yandan da umutlu olmak lazım. Çünkü zaman boyunca bu ben de sana katılıyorum bu konuda. Artan kaliteli örnekleri görmek çok anlamlı.
O yüzden bence özellikle bizimki gibi mesleklerde ya da çocukla ilgili, eğitimle ilgili örgün ya da yaygın çalışan eğitimle ilgili bir şekilde doğrudan ya da dolaylı sorumluluk alan yetişkinlerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmaları acayip güzel bir şeymiş. Yani ben bunun tadını aldım alalı bir türlü bundan vazgeçemiyorum. Sınıf içinde öğretmenlik yaparken Türkiye'nin her yerine ben sempozyum kongre koşturdum. Önce katılımcısı olarak koşturdum, sonra davet ettiler koşturdum. Orada sunum hazırlamak benim için çok değerliydi. Çünkü bir yerde insanların karşısına çıkıp meslektaşlarınla senden daha az deneyimli, daha çok deneyimli hiç fark etmez. Birinin karşısına çıkıp bir şey anlatmak için geriye dönüp yaptığın şeyi güzel yapmak için çabalıyorsun. Onu doğru dokümante ediyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, videosunu çekiyorsun, ölçüyorsun, değerlendiriyorsun, dönüt veriyorsun. Katılımcı kullanım, yani kullanıcı deneyimini biriktiriyorsun ve onu derleyip toplayıp 40 dakikada, 80 dakikada, 120 dakikada artık zaman neyse birilerine anlatabilir hale getiriyorsun. Bu acayip kendi kendini besleyen bir şey. O yüzden belki hayatımla ilgili yani öğretmenliğimle ilgili ya da öğretmen adayları ve öğretmenlere bence ilk söyleyebileceğim şey mutlaka deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşın. Bu acayip bir şeymiş çünkü en çok kendiniz öğreniyorsunuz. Kesinlikle. Tam da buradan böyle devam edelim. Tabii sen de eğitim ortamlarına aslında hizmet üreten bir alandasın. Hem bir yazar olarak yarattığın yapıtlarınla hem de aynı zamanda girdiğin ortamlarla. Çünkü sen de bir yazar olarak okullara girip çeşitli etkinlikler, şeyler yapıyorsun, aktiviteler yapıyorsun. Senin bu konuda gözlemin nasıl? Okullarda neler oluyor edebi olarak? Bir kere çok yani genel olarak çok iyi işler var ama genel olarak hani olumsuz gördüğüm şeylerden bahsedeyim önce. Çok ödev gibi gösterme, çocukların kitabın sadece bir şey öğrenebilecekleri bir araç olduğunu düşünmeleri. Bugün müydü, geçen hafta mıydı? Ya yani bir etkinlikte çocuk bana şunu sordu, annemin çocukluğu nerede için. Yalnız ben bu kitaptan ne öğrenmem gerektiğini anlayamadım dedi. Dedim ki bir şey öğrenmen gerekmiyor. Eğlendim de eğlendim. Ve bu arada annemin çocukluğu nerede de daha çok ebeveyne bir şey öğretmeye çalışır. Çocuğu eğlendirmeye çalışır veya işte hani yalnız değilsin. Sen de herkesin hikayesi bu demeye çalışır. Ve çocuklarda böyle bir şey var. Hatta bazı okullara gidiyorum. Kitap, okul kitapları gibi kaplanmış. Üzerine etiket falan yapıştırılmış. O derece ne olduğunun ve ne işe yaradığının farkında değiliz. Ama aynı bunun yanı sıra bir taraftan da çok güzel etkinlikler, çok güzel hazırlıklar yapan, bu işi oyunlaştıran insanlar da yok değil. Bunları görmek de insanı gerçekten mutlu ediyor. Bu arada tabii sevgili Osman Torun da aşağı çok güzel katkılar sunuyor. Bir sorusu var. Dilersen onunla devam edelim. Demiş ki Dilgi çocuk edebiyatına hangi pencereden bakıyor? Bu sanırım birinci olarak düşünülebilir. Sonra da üretirken eserlerini yüzlerinden bir tanesi olan avukatlık buna nasıl katkı sağlıyor? Hangi pencereden bakıyordan kastı ne acaba? Ama ben hani anladığımı söyleyeyim. Osman farklı bir şey sorduysa yine bana söylesin. Benim için eğlendirmek birinci öncelik bu. Çünkü nitelikli bir okur olmasını istiyorsam ve bunu alışkanlık haline getirmesini istiyorsam mutlaka önce eğlendiriyor olmam lazım. Elinden bırakamasın ve sürükleyici olsun. Birinci hedefim bu. Gerisi tamamen ikinci noktada kalıyor. Ama ne oluyor? Kalbinizden geçen bir şey varsa, inandığınız bir değer varsa, işte bu barış olabilir, bu farklılıkların bir arada yaşaması, işte çeşitlilik, doğa, hani birçok başlık olabilir. Ama bunlar zaten kalbinizden geçiyorsa ister istemez sizin o metninize akıyor. Bunu yaparken bir yanıyla insanın kendini beslemesi çok keyifli. Ben evet çocuklara bir şey katmak istiyorum. Çocukların nitelikli bir okur olması, nitelikli okurlar olmalarını istiyorum. Ama bunu yaparken kendimi geliştiriyor olmak da bana çok büyük bir zevk veriyor. Çocuk edebiyatına başladığımdan beri her kitaptan o kadar çok şey öğrendim ki. İşte Muti'de dünyanın en büyük çevre felaketlerini öğrendim. Hayal Bazlar Geçidi'nde Türk mitolojisine giriş yaptım ki bu benim için gerçekten kırılma noktası. Ondan sonra her kitabımda yeni başka bir dünya mitolojisine çalışma fırsatım oldu. Ve bunları başlamak da böyle insanın hakikaten derinlemesine geliştiren ve birçok alt dalları olan, birçok açılımlar getiren bir şey. Ya yani beni geliştiriyor olması bana çok büyük bir zevk veriyor. Bütün bunların üstüne bir de müthiş bir haz çocuklardan iyi geri dönüş, alınan geri dönüşler. Onların küçücük de olsa, yani mesela Muti'yi okuyan bir çocuğun bir gün karar mekanizmasını işletebilecek bir noktaya geldiğinde, örneğin bir ağacı, bir 8 tane ağacı 100 metre yana
kaydırdığımda bir şey fark etmiyorsa ve o bunu umursuyorsa ve bir yerden aklıma Muti geliyorsa bu zaten başka artık bir şey beklemez çocuk edebiyatçısı bana göre. O yüzden eğer buysa Osman bu açılardan beni de çok besleyen ve benim de dünyaya böyle bir ucundan dokunabildiğimi hissettiren, dolayısıyla da kendimi iyi hissettiren her şeyden önce kendini iyi hissetmeden bütün bunları yapamazsın diye düşünüyorum. Bir tarafı var. Avukatlığın nasıl bir faydası, nasıl bir etkisi var? Şimdi birincisi günün en verimli zamanını alıyor olması itibariyle olumsuz bir etkisi olduğunu söylemem gerekiyor. Ama ikincisi, mesela ben Hayalbazlar Geçidi'nin sonunda bir kılavuz bölümü var. Bu kılavuz bölümü bu evreni tanımlıyor ve evrenin kurallarını açıklıyor. Bunu yaparken o kadar rahattım ki, çünkü bir yazma disiplinine sahip kılıyor. O bir dilekçeyi yazmak, dava dilekçesini yazmak veya bir sözleşmeye çalışmakla aslında belli noktalarda kurgu yapmak ve bu kurguyu belli bir akışta okura aktarmak aslında çok çok benzeşen şeyler. Ayrılan noktalar nerede? Biri çok gerçeklerle ve kurallarla bağlı. Öbür taraf daha uçsuz, bucaksız, sınırsız ve renkli bir alan. Ama yine benzeşen bir taraf. Nasıl devletin kuralları varsa ve siz bunu biliyorsanız, kendi devletinizin veya kendi evreninizin kurallarını da siz kendi zihninizde belirliyorsunuz ve o kuralları takip edebilmek çok zorlamıyor. Örneğin bilim kurgu yazarken o kuralları oturttuktan sonra artık takip etmek konusunda bir alışkanlık var. O takibi kolaylaştıran bir şey. Bağlantıları görüp kurup içinde kalabilmek açısından kolaylaştırıyor olabilir diye düşünüyorum. Süper. Aslında tam da belki buradan bir tarafa doğru şimdi yolculuğumuz devam etsin. Geçenlerde yine sevgili Dilge ile bir son 10 tanesinde Yine bir olduğu okul gibi bir tanesinde etkinliğindeydik. hangisindeydi artık bazen karıştırıyorum ama seninle söyleşilerimizden bir tanesinde şunu sorduğumu hatırlıyorum. Orayı belki biraz daha açmak lazım birlikte. Tabii ki yazar olarak kalemini kullandıkça, farklı yaş grupları için farklı tarzlarda şeyler yazdıkça bir zaman sonra Dilge'nin tarzı diye bir şey de ortaya çıkıyor. Birçok benim böyle çevremde gerçekten çok kalemine güvendiğim insanlar var. Örneğin mesela Hacer Kılcıoğlu, böyle adını söylemeden geçemeyeceğim. 5 tane kitabı koysam, kapaklarını kapatsam ben onun kaleminden, tarzından Hacer Kılcıoğlu olduğunu anlarım. Yani %100 yani kaçmaz. Çünkü o çok net yarattığı bir tarzı var ve o tarzını hissedebiliyorsun. Şimdi Dilge'de de bir zamandır baştan beri kitaplarınla da hani sık sık bir arada olduğum için ya da baştan beri takip edebildiğim için yavaş yavaş böyle o Dilge tarzında oluştuğunu hissediyorum. Ve orada en çok gözüme çarpan şeylerden bir tanesi kurgusal bir çalışma ortaya koyarken mutlaka ama mutlaka belli dertlerin oluyor tabii ki ama bunu daha böyle bilimsel bilgiden de kopmamaya çalışıyorsun. Yani bir derdin var ama o derdin varken de onu daha evrensel tutmaya, daha bilimsel, daha yani ölümsüz bir değer etrafında kurgulamaya çalışıyorsun. Bu böyle devam edecek bir tarz mıdır? Seni yansıtan, senin kişiliğini, karakterini yansıtan bir bakış açısı. Ya bu bize Nevzat Sümersezgi'nden bulaştı diye düşünüyorum. Kurtulamıyorum ben bundan. Zaman zaman diyorum ki ya sadece böyle eğlenceli çıtır çerez bir şey yazabileyim. Ve böyle bir şey düşünmeye çalışıyorum. Fakat o her ne yapıyorsam o dönüyor, dolaşıyor bir evrensel değere temas ediyor. Etmeden gitmeyecek. Buna artık ikna oldum. Çünkü mesela Mavi Yıldız'da tüketim eleştirisi olmayacaktı belki aslında. Ben yapay zeka yazmaya debelenirken o ne yaptı, ne etti? Kıvrıldı. Yani ben şöyle oturmuyorum işin başına. Ben bu kitabımda çocuklara tüketim eleştirisi, işte sistem eleştirisi veya şunu anlatayım. Öyle değil. Ben bir kurguyu buluyorum ama o kurgunun altından nasıl oluyorsa bir biçimde o fikir boy filiz veriyor. Yani kesinlikle bilinçli yaptığım bir şey değil. Hani mesela mitolojiyi koyma gayretim bilinçli, bilimsel konuları araştırıp takip edip bunları işlemem bilinçli ama o değer ve alt metin kasıtlı yaptığım bir şey değil. Ama son zamanlarda duymaya başladım bunu. Dilge Güney olduğunu anlıyoruz diye. O yüzden benim de hoşuma gidiyor. İnsanın tarzının olması güzel bir şey ama tabii bu benim en korktuğum şeylerden biri kendini tekrarlamak. Korkmak değil, daha doğrusu da korktuğum kısmı şu, beni sıkarsa diye.
Ben her seferinde yeni bir şey denemek isterim. İşte ilk başladım 9-12 yaştım rutin maceraları ve herbazlar geçidi. Sonra farklı bir yaş grubuna atladım. Sonra fantastikten bu sefer bilim kurguya atladım. Şimdi başka bir şey yapmayı planlıyorum ki onu hala açıklamıyorum. Kendi içimde kalsın. Ne oldu, sürpriz olsun. Ama her yaptığım işe bir yenilik katmak benim motivasyonumu yüksek tutmak için de önemli. Mesela aynı yaş grubuna sürekli yazıyor olmayı kesinlikle istemem. 9-12'ye ilk 2'de yazdıktan sonra bıraktım. Yani bir ara vermek isterim. Ki dediğim gibi konu olarak da ve en büyük hayalim de şu, yenilik getirebilmek. Yani ben olmayan bir şey yapayım veya hani varsa da olmayan bir şey yapıyor biliyor muyuz zaten, o da ayrı bir tartışma konusu. Hepimiz bir önceki yapanın üzerine belki bir şeyler koyuyoruz ama öyle yeni bir şey yapayım ki çocukları gerçekten çıldırtsın, bu kitaba kapılsınlar yani, kitap veya kurgu her neyse. Ya böyle de bir hayalim var. O yüzden sürekli bir şey arıyorum. Bunu böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Yani nasıl yaparız? Oturup sadece kurgu asla aramıyorum. Fikir arıyorum genel olarak. Bu arada yorumlardan bir tanesi için de sanırım yine benzer bir söylemi söylesek hakkımızdır. Böyle Nevzat Sözer Sezgin etkisi diye. Çünkü yine isim belli değil ama bir dinleyicimiz şöyle demiş. Ben Dilge Güney'in çocuk dilinden, çocuk bakışından akan dilini çok seviyorum. Bu Nevzat Hanım'ın bizim bütün ödevlerimiz karşısında en çok altını çizdiği şeylerden bir tanesidir. Yani çocuğun konuşuyor olması. Çocuğun çocuk için belki yazmış gibi bir kurgusal tasarım yapmış olması. Nitekim bu okuyucular tarafından da hissedilen bir taraf. Dilge, bir şey daha böyle sormak isterim sana. Zaman tabii yine su gibi aklı geçti. Çok keyifli oluyor böyle akan şeyler. Ama hazır yine Nevzat Hanım'dan ve kurgusal o büyütme işinden bahsederken yine biliyorum ki yani ödev olarak aldığın ve bir sayfa olarak yaptığın bir şey üzerine çalışarak, büyüterek aynı böyle ekmeğin mayalanması gibi bir zaman sonra ona emek verdikten sonra 100 küsur sayfalık bir kitaba dönüşebiliyor. O büyütme macerası ile ilgili ne söylemek istersin? Bu hayalbazlar geçidi de öyle olmuştu mesela. O sanırım ödev fantastik edebiyat mecmuası. Ödevin ne olduğunu hatırlamıyorum. Biz artık en eskilerden olmaya başladık. Daha doğrusu bu grup içinde en eskilerden. 2014 mezunu muyuz? 2015 mezunu muyuz? Neyiz? Ödevin ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir de Nevzat Hoca bizden sonra daha değişik ödevler vermeye başladı. Çok kıskanıyoruz gözüyle onun bu bize verilmeyen ödevlerini. Arada da lafımı göndereyim. O bir sayfalık yani fantastik edebiyatta herhalde. Fantastik öykü yazındı. Masal suyu muydu? Neydi adı? Yani adını da böyle çok hatırlamıyorum ama bir sayfalık bir şeydi. Ve Nevzat Hoca da onu çok sevmişti o zaman. Ben de çok sevmiştim. Bunu aldım bir kenara koydum. Ve çok da zaman geçmedi. Ben bu arada Muti yazmıştım. Muti çıktı. Orada işte yayın evi dedi ki Levent işte bir şey daha yapalım, bu iyi gidiyor. O arada o bir sayfayı çıkardım ve ben onu yaklaşık 6 ay içinde bir romana çevirdim. Bunun başka örnekleri de var ama en net hatırladığım Masal Suyu'ydu adı. Yani çok uydurmuyorsam. Bu o kadar çok tekrarlanacak ve karşılaşacak bir şey ki hepimiz için. Çünkü orada güzel olan o fikri yakalayabilmek. Fikri yakaladıktan sonra motivasyonu da yakalayınca o her şeye cilt cilt seri kitaplara bile dönüşebilir bence. Süper, süper. Bugün bize bir şeyler hazırladın mı? Bir şeyler paylaşacak mısın? Yoksa ilk paylaştığım yeter diyenlerden misin? İşte bugün şeyi hazırladım. O çıkamayan ve benim içimde kalan kitabımı artık böyle resimleri de bitmişti. Grafik tasarım aşamasındaydık ki onda da değişik bir tasarım deneyecektik. Neyse artık onu da anlatmayayım, sürpriz olsun ama şunu yapmaya çalışıyorum. Bu arada akademik işleri de dünyadaki yapılan işleri de izleyip bu grafik tasarım için de geçerli. Yani sadece ne yazabilirim diye değil, tasarım anlamında da neler yapılıyor. Bunu da izleyip buradan yapılmamış işleri de yakalamaya çalışıyorum ve bir şey de yakalamıştım. Onu da çok böyle artık son aşamasına getirmiştik. Maalesef işte yarım kaldı. O yüzden o hevesimi alayım ve şeyi okuyayım istiyorum. O kitaptan bu kitabın girişini, daha doğrusu heyecanlı yerine kadar okuyup sizi merakta bırakmak gibi bir hevesim var. Hadi bakalım, Açık hazırım. açık söylemem gerekirse. Şimdi kitabın ismi Nöbetçi Oyun Arkadaşı. Bu aslında annemin çocukluğu nerede bir kırmızı kitaptır ve işte böyle mavi, siyah, kırmızı renklerden oluşuyor. Bunu da onun serisi yapalım. Yani bunu bir oyun üçlemesi yapalım. Bu da ikinci kitabı olsun. İlkinde ebeveyn ve
çocuk oyun ilişkisini tasarlayın. Bunda da çocuk çocuk oyun ilişkilerinin üzerinde duralım diye düşünmüştük. Ve bu mavi bir kitap olsun. Yani kırmızının mavi serisi olsun diye düşündük. Ama resimleri gösteremeyeceğim tabii. Evet, şimdi başlıyorum. Oya ile Sedef çok iyi arkadaşlar. Teneffüs zili çalınca arka bahçedeki ağaçların altına koşarlar. Orada fısıldaşırlar. Salyangoz kabuklarına keçeli kalemle resim çizerler. Çiçek yapraklarından salata, çamurdan köfte yaparlar ve bu gerçekten lezzetli görünür. Sanırım daha da bir sürü eğlenceli şey yapıyorlar. Ama bu Oya ile Sedef'in hikayesi değil. Bu benim hikayem. İsmim İdil. Adını aklımda tutmayı beceremediğim bir okula gidiyorum. Bana sorarsanız Lokumcu Şemsiye Paşa İlkokulu. Ama ne zaman böyle desem çok ayıp, dalga geçilmez deyip kızıyorlar. Bence okulların gökkuşağı, kelebek, orman gibi rengarenk isimleri olmalı. Belki okulumun adı gökkuşağı olsaydı ilk geldiğimde o kadar ağlamazdım. Aslında neden ağladığımı ben de bilmiyorum. Annemden ayrılmak istemiyordum. Okul kocamandı. İçinde kaybolursam diye korktum. Bir de bahçedeki kalabalıktan. Büyük çocuklar vıjşt diye hızla koşarak önümden geçiyordu. İçlerinde bir tür motor takılı sanki. Her seferinde bana çarpacaklarını sanıyordum. Ben asla böyle hızlı koşamam. Şimdi ikinci sınıfın penceresinden bakınca korkulacak bir şey olmadığını biliyorum. Ama yine de okulun ilk günü anneler de çocuklarıyla durabilmeli. Ben ağlarken müdür öğretmen annemi "siz gidince susar" diyerek gönderdiğinde kalbim fena kırılmıştı. İlk gün herkes kendine bir arkadaş bulmuş. Ben ağlamayı bırakıp okula alışana kadar bütün arkadaşlar kapılmıştı. İkinci sınıfa geçtiğimizde de değişen bir şey olmadı. Sınıfta benim dışında herkesin özel bir arkadaşı var. Ben Oya ile Sedef'in arkadaşıyım. Aslında bazen onlarla da arkadaş olduğumdan emin olamıyorum. Beni çamurdan köfte yapmaya, salyangoz kabuğu toplamaya çağırmazlar. Hele ağaçların altında fısıldaşmaya hiç çağırmazlar. Ne konuşuyorlar gizli gizli diye merak ediyorum. Ama soramam ki. Benim arkadaşları olduğum çoğunlukla ip çevirmece oynayacakları zaman akıllarına gelir. Çünkü ip çevirmece için üçüncü çocuk gerekir. Ben galiba onların yedek arkadaşıyım. Teneffüslerde resim yapıyorum. Resim yapmak güzel ama oyun oynamayı daha çok severim. O gün oyun oynayacak birini bulmuşsam gerçekten mutlu olurum. Yalnız kalmak üzücü bir şey. Dondurma topunun dondurmacı gittikten sonra yere düşmesi gibi. Annenizin evde kalan son limondan yaptığı ballı limonatanın üstünüze dökülmesi gibi. Kocaman çikolatalı pastadan size tek dilim bile kalmadan bitmesi gibi. Yalnızlığı anlatırken neden hep tatlı şeyler geldi ki aklıma? Galiba oyun oynamak tatlı şeyler yemeye benziyor. Bugün de ilk iki teneffüsü sınıfta resim yaparak geçirdim. Çağrılmadıkça kimsenin yanına gitmem. Anneme sorarsanız daha girişken olmam gerekiyormuş. Bazen davet edilmeden de gidilirmiş. Bu bazen denen zamanın ne zaman olduğunu çözemiyorum ben. Genellikle annemin bazen dediği şeyleri yanlış zamanda ya da yanlış şekilde yapıyorum galiba. Ama bugün o kadar sıkılıyorum ki şansımı deneyeceğim. Arka bahçeye çıktım. Oya ile Sedef zeytin ağaçlarının altında oturuyorlar. İçimden üçe kadar saydım. Cesaretimi toplamak için böyle yaparım. Yavaşça yanlarına yaklaştım. Yine fısıldaşıyorlar. Gölgem üstlerine düşünce hafifçe başlarını kaldırıp baktılar. Gülümsedim. Tam ağzımı açıp "merhaba" diyecektim ki ben orada değilmişim gibi birbirlerine dönüp fısıldaşmaya devam ettiler. Ben kaldım önce. Sonra yere eğilip dökülen yapraklardan aldım. Oraya onlarla konuşmaya değil de yaprak toplamaya gitmişim sanki. Yine tutturamadım şu bazen zamanını. Az ötedeki elma ağaçlarının altına oturdum. Gözyaşlarım boğazımda birikiyor. Hani ağlayacak olunca bir şey insanın boğazını doldurur ya. Annem içimizdeki deniz adında bir kitap okuyor. O kitapta insanların nasıl ağladığının anlatıldığını düşünüyorum. Benim de içimde bir deniz olmalı. Bazen fena kabarıyor. Denizim kabarmasın diye uğraşırken bir çocuk takıldı gözüme. Asma yapraklarının altında bir aşağı bir yukarı yürüyor. Kıvırcık siyah saçları ve herkesinki gibi kareli gömleği var. Ona bakmak içimdeki denizi sakinleştirdi sanki. Ben de iyice yerleştim ağacın altına, çocuğu izliyorum. Ne söylüyor kendi kendine öyle? Dudaklarını okumaya çalıştım ama olmuyor. Durmadan yürüyor. Bir an için asmanın gölgesinden güneşe çıktı.
Yüzü aydınlandı. Tam dudaklarını okurum belki dediğim sırada gözlerime inanamadım. Bu çocuk mavi. Bildiğimiz mavi. Yüzü, elleri, gözlerimi ovuşturup tekrar baktım. Basbayağı mavi işte. Annem olsa olacak şey değil der. Ben de diyorum olacak şey değil. Ben ağzım açık onu izlerken çocuk başını bana doğru çevirmesin mi? Ödüm koptu. Koşarak sınıfa kaçtım. İnanamıyorum. Okulda mavi renkli bir çocuk var. Hasta mı acaba? Belki de uzaylıdır. Onların kanının mavi olduğunu duymuştum. Belki de hayal gördüm. Evet, bu kadar mavi Vay çocuğun be. sırrını çözmeden elbette ki bitiriyorum. Ama şimdi yani burada bütün bir şey okumamız gerekiyor. Bu Olmaz kadar. ki bu ya. Devamı kitapta, daha piyasada da yok ama nasıl bir Ama reklamsa. alabileceğimiz bir şey değil ki o. Yani o yüzden devamlı okuman lazım. İşte bu kadar. Ama yani gerçekten böyle tertemiz dindi ya, tertemiz diye anlatın. Yine o çocuğun gözünden, çocuğun duygularından, hatta birkaç tane öğretmen arkadaş aşağıya kendini ne öz eleştiri yaptı bazen çocuklara, ebeveynlere söylediğimiz cümleler bunlar olabiliyor diye. Gerçekten böyle edebiyatın yine çok güzel gücü diyelim buna. Evet, ben de burada yine bir yetişkin eleştirisi yapmak suretiyle son derece intikam alıyorum belki de artık çocukluğumdan mı, nereden geliyorsa. Senin öyle bir havan da var yani. Sen bunları söyledikçe yetişkinlerin hoşuna gidiyor. Daha da söyle bize. Cem Yılmaz tarzı oldu burada. Süper, süper. Sevgili Dilgecim çok keyifliydi yine. Hani derler ya, bunu da saymıyoruz tabii ki. Bak, bugün beni çok yorgun ve sakin yakaladın. Bence tadını çıkar. Her zaman bu kadar aklı başında olmayabilirim. Yok yani ben seninle her dakika her saat mücadeleye hazırım yani ben birbirimizin çok güzel yüzlerini gördük bence bu konuda yeterince deneyim biriktirmiş birbirimizle Neyse, her şey, bütün dedikoduları da ortaya dökmeyelim. Evet. Çok teşekkürler. Var mı böyle Dilgeciğim eklemek istediğim bir şeyler daha son olarak? Yok, her zamanki gibi çok keyifliydi. İyi ki Nevzat hocamız ve sen bu fikri buldunuz. Çünkü her pazartesi ve çarşamba günü bu buluşmaların olduğunu düşünmek bile benim çok hoşuma gidiyor. Cuma akşamları da öyle aslında, zikzak buluşmaları. O yüzden dilerim farklı konular, yani bir yerden sonra konuklar bitecek mutlaka ama farklı konularla farklı biçimlerde devam etmesini. Ayrıca bu canlı yayınlara Nevzat hocamızın da ağır top olarak katılmasını diliyoruz. Buradan kendisine de bu mesajı iletmiş olayım. Süper. Böyle konuyu açtığın için de ayrıca teşekkür ederim. Ben de geçen bir yine yazışmamda Nevzat Hoca'ya söyledim. Hocam dedik yani sizi de artık bir 10-15 buluşma deneyim biriktirdik. Tamam baştayken daha henüz acemiydik ama biz de bir yol tutturduk. Artık gelin sizi misafir edelim. Yok dedi, olmaz. O programın konsepti başka. O yüzden olmaz dedi. Artık şey yapacağım yani ya bu programların bir level sonrasını konuşacağız birazdan ilk sorunda söylediğin gibi. Onun arasında Nevzat Hoca'yla bir birinci turun değerlendirmesini yapmak için bir program yaparız. Ve gelecek programla ilgili fikirleri orada konuşuruz. Yine hep beraber orada yazışarak da konsepte karar verip ikinci sezon diyeyim ya da ikinci versiyona başlamış oluruz. Çünkü şöyle ki bu programlara başlayacağımız Nisan ayının başında herkese bir çağrıya çıkmıştım ve gönüllü olan bir 15-20 kadar ilgiliyle bu programlara başladık. Şimdi de Haziran ayının başında yani 2 hafta kadar sonra bu birinci konsepti bitirmiş olacağız. Her bir gönüllüyle birer tur 30'ar dakikalık zaman diliminde daha genel çocuktan, edebiyattan, çocuk edebiyatından ve kendi yazdığımız bir denemeden, bir öyküden, hikayeden belli kesitler okuyarak da onunla ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Şimdi aslında böyle bir giriş seviyesinde işi tamamlamış olduk. Hepimiz birbirimizi biraz da olsun yakından tanımış olduk. İkinci versiyona geçtiğimizde yine aynı kişilerden ve farklı kişilerden de aynı zamanda. Onun da çağrısını bu hafta içerisinde çıkacağım yakın çevremize ve takip eden kişilere. O ekipten de yine gönüllülerle ikinci döneme başlamış olacağız. İkinci dönemde de biraz daha belki daha tematik,
Örneğin yine bilgeyle bir araya geldiğimizde bir buluşmada sadece fantastik edebiyat konuşabiliriz ya da sadece bilim kurgu konuşabiliriz. Ya da sadece çocuk edebiyatındaki ebeveyn etkisini konuşabiliriz. Çizgi film etkisini konuşabiliriz. Hani senin bu konuda biriktirdiğin bir hali deneyim var. Bu şekilde her birimizin biliyorum ki farklı ilgi alanları var. O ilgi alanlarıyla çocuk edebiyatını birleştirdiğimiz kesişim kümelerini konuşmak da daha tematik, daha eğlenceli olabilecektir gibime geliyor. Çok güzelmiş. Ben de sevdim. Evet, yani umarım izleyenler de sevmişlerdir. Böylelikle bugünümüzün de sonuna geldik. Çok güzel yorumlar geliyor aşağıdan. Eksik olmayınız efendim. Bugün çocuk edebiyatı sohbetlerinde tekrar sevgili arkadaşımız Bilge Güney ile birlikteydik. Bu ve bundan önceki buluşmalarımızın kayıtları yine Zikzak Grubu'nun Instagram sayfasındaki Instagram TV'de hem de web sitemiz olan zikzakgrup.com'daki blog sayfamızda YouTube kanalımız üzerinden yayınlanıyor. Bunları 30 dakika tutmaya çalışıyoruz. Ne kısacık olsun ne uzuncuk olsun. Böyle tatlı tatlı yerinde olsun. Çünkü sürekli olsun. Böyle 2 saat başlayıp bitirmektense 2 yıl beraber olmayı, beraber konuşmayı tercih edenlerdeniz. Sürdürülebilir fikirler, sürdürülebilir ilişkiler çok daha hepimizin hoşuna gidiyor. Bir sonraki buluşmamızda Çarşamba günü sevgili Başak'la birlikte olacağız. Ve Başak'la beraber sevgili sınıf öğretmen arkadaşımız. Onunla birlikte bu buluşmaları devam ettireceğiz. Sevgili Bilgeciğim, iyi ki geldin. Seviyoruz seni. Ben de sizi seviyorum. Öpüyorum. Bizi de evlerine misafir eden tüm izleyicilerimize çok teşekkürler efendim. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Şimdiden yarınki bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice bayramlarda hep beraber kol kola, omuz omuza, yan yana olmak Sokaklarda. dileğiyle. Sokaklarda. Hoşça kalın. Hoşça kalın.